Sayın seyirciler merhabalar. Medyaskop TV'de Şiir Hepimizin programında yeniden birlikteyiz. Ben İpek Akpınar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden sizlere merhabalar diyorum. Bugün pazar günü kayıt alıyoruz bu program için. Babalar gününde kırmadı, aramıza katıldı. Çok değerli bir konuğumuz, dostumuz var. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlarından Sayın Ruhi Su Can Alı konuk ediyoruz bugün. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk İpek Hocam, merhabalar. Kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkürler. Ama bugün aslında İzmir'i değil, İzmir için, İzmir'in de içinde olduğu olağanüstü, evrensel, güzel bir oluşum var. Sizin de tetiklemenizle, inisiyatifinizle bu ağın parçası olduk. İzmir'e gelir gelmez ben Ruhi Su Can Alı ziyaret ettim ve bir şekilde kent için hep birlikte ne yapabiliriz diye sorduğumda önümüze gelen proje buydu. O yüzden bu projeyi birazdan detaylı olarak konuşacağız. Ama ondan önce sevgili konuğumuzu bir parça tanımak, onun akademik yönünü ve bu konuya olan ilgisini böyle bir parça deşifre etmek istiyorum. Biraz okullardan bahsetmek bence çok keyifli olabilir. Müthiş ilham verici, serüvenin aslında tetikleyici yönü galiba o okullar. Buyurun sevgili doktora. Çok sağ olun İpek Hocam. Şöyle tanıtayım kendimi. Kısacası 90 doğumluyum. İzmir'de doğma büyümeliyim. Tabii Ankara'da bir lisans hayatım oldu. Ankara Siyasal'da Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimi için Almanya'ya gittim. Almanya'da Hamburg Üniversitesi'nde Avrupa Birliği Politikaları ve Avrupa Birliği Hukuku üzerine bir yüksek lisans yaptım. Bu yüksek lisans eğitimimden sonra memleketime dönmeye karar verdim ve tekrar Seferihisar'a dönerek Tunç Başkanımızla beraber çalışmaya başladık 2016 yılında. 2016 yılında başlayan başkan danışmanlığı görevim İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de sürdü. Bu görev süren boyunca da kentsel sürdürülebilirlik konusunda özellikle çalışmaya ve bu alanda uzmanlaşmaya gayret ettim. Bunun yanı sıra belediyenin dış ilişkileri konusunda zaten koordinatörlük görevim vardı. Belediyenin dış ilişkilerinde kent diplomasisi kavramında uzmanlaşmaya çalışarak bu alanda çalışmalarımı da hala sürdürmeye gayret ediyorum. Özellikle kentsel sürdürülebilirlik ve kent diplomasisi bağlamında yaptığım çalışmalar 2016 yılından beri sürüyor. Şu anda Ege Üniversitesi'nde kendi alanım olduğu için yine uluslararası ilişkiler alanında doktora eğitimi devam etmekte. Temennim o ki en kısa süre içerisinde tamamlamayı düşünüyorum. Harika, müthiş bir serüven. Aslında tam da bu noktada sürdürülebilirliğin aslında siz kentle olan ilişkisi özelinde çalışıyorsunuz. Hem eğitim kısmı bununla ilişkili, hem şu anda aktif olarak Seferihisar'da olsun, İzmir'de başkan danışmanlığı olsun bu eksenden devam ediyor. O zaman dilerseniz sohbetimize biraz tanımlardan girelim. Yani sürdürülebilir kent kavramı için hepimiz şimdi başka bir şey diyoruz. Benim için mesela yaşanabilir kent. Yaşamın devamlılığı, yaşamın sürdürülebilirliği. Siz ve sizin parçası olduğunuz, kurguladığınız ağ nasıl tanımlıyor? Şöyle izah etmek belki mümkün olabilir. Bundan tamına 20 yıl önce yine Birleşmiş Milletler'in koyduğu evrensel hedefler zinciri vardı. Biz bunları Milenyum Kalkınma Hedefleri olarak biliyoruz. 2000 yılında ilan edildi. 8 tane temel hedefi içeriyordu. Baktığımız zaman bu 8 tane temel hedef sadece devletlerin bu hedefleri gerçekleştirmesine yönelik bir çağrıda bulunmuştu. Fakat 2013 yılına geldiğinde Birleşmiş Milletler şunu fark etti. Bu küresel hedefler sadece devletlerin istemesiyle maalesef başarılamıyor. Daha farklı paydaşları bu sürecin içerisine katmak gerekiyor. Bu nedenle 2013 yılından itibaren başlattıkları çalışmaları 2015 yılında nihayet erdirdiler. Ve bugün bizim Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri olarak bildiğimiz 17 küresel hedef ortaya çıktı. Hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu hedefler 15 yılda bir sürekli revize ediliyor ve o yüzden 2000-2015 dediğimiz küresel hedefler 2030 yılına kadar bir süreyi öngörmüş durumda ve biz buna kendi kalkınma gündemimiz diyoruz. Yani bir nevi diğer adıyla 2030 gündemi.
Tabii sürdürülebilirliğe dair yapılan birçok tanım var. Yani bunlar içerisinde en iyi bildiklerimiz arasında belki geçmişte gelecek kuşaklar arasındaki adalet arayışı olarak bildiğimiz bir sürdürülebilirlik tanımı. Bunun içerisine çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları dahil eden bir sürdürülebilirlik tanımı. Ama kentler üzerine geldiğimiz zaman bambaşka perspektiflerin de ortaya çıktığını görüyoruz. Yani buradan neyi kastediyorum? Baktığımız zaman 2015 yılında bu hedefler ilan edildiğinde Birleşmiş Milletler çok temel olarak şunu yaptı. Dedi ki artık benim paydaşlarım arasında yerel yönetimler de olacak. Ve 2016 yılında düzenlenen Habitat 100 zirvesinde tamamen kentlere yeniden bir çağrıda bulunarak dedi ki siz bu hedefleri gerçekleştirmede benim birincil muhataplarım arasındasınız. Biz biliyoruz ki 2016 yılında düzenlenen Habitat 100 zirvesi aynı zamanda yeni kentsel gündem adıyla çok önemli bir çıktı üreterek aslında bu 175 maddelik deklarasyon metninde kentlerin birinci derecede kalkınma hedefini gerçekleştirmede sorumlu olduğunu ilan etmiş oldu. Biz bu noktada sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi için 2016 yılından bu yana Seferihisar'da çalışmaları başlattık ve şu an İzmir ölçeğine taşınmış durumda. Buradan toparlamak gerekirse sürdürülebilirlik tanımını şöyle söylemem mümkün. Temel itibariyle hak temelli yaklaşmak lazım. Yani biz bugün ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarından bahsediyoruz ama temel itibariyle kent yurttaşının, kent vatandaşının sosyal, ekonomik ve çevresel haklarını koruyan, garanti altına alan ve hatta geliştiren mekanizmaların tasarlanması benim için sürdürülebilirliğin yerel tanımı olarak ifade edebilirim. İzmir farkını aslında tanımdan da hissediyoruz. İnsanı değil mi odak noktasına alan, insanla iletişimli, adaleti, sosyal hakları, ihtiyaçları, özellikle bu muğlak dönemde tabii bunlar kulağa müthiş geliyor. Peki bunların uygulanabilmesi için aslında, icrası için ne tür şeyler yapılabilir veya neler yapıyorsunuz? Yani bu amaçlara, göstergelere erişebilmek için nasıl bir mekanizma kurdunuz? Nasıl bir yol haritanız var? Şimdi tabii az önce hak temelli bir yaklaşımdan bahsetmiştik yerel boyutta. Tabii ki doğal olarak eğer biz kent halkının yaşayan insanlara yönelik, bir kentte yaşayan insanlara yönelik ekonomik, sosyal ve çevresel hakların garanti altına alınmasını sağlayan bir mekanizmadan bahsediyorsak tabii orada çok önemli iki kavram yine karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi kent hukukunu oluşturabilme meselesidir ki bu zaten bizim kent halkının haklarını garanti altına alan bir hukuki işleyiştir, teamüldür. Bu birinci kısım. İkinci kısımda da baktığımız zaman bunun sağlanabilmesi için o kentte yer alan bütün aktörlerin bir araya gelebilmesi, diyalog kurabilmesi ve ortak iş üretebilme kapasitelerini geliştirebilmektir. Burada da karşımıza çıkan kavram kent ittifakıdır. Biz sürdürülebilirliğe dair bir kurgudan bahsediyorsak eğer İzmir boyutunda bunu temel itibariyle bir kent hukuku, iki kent ittifakı kavramlarından yola çıkarak hazırlayabileceğimizi düşünüyoruz ve bu nedenle adımlar attık. Tabii burada güzel bir gelişme oldu geçtiğimiz yıl. Temmuz 2019 yılında Yerel İz Derneği öncülüğünde 22 belediye bir araya geldi ve Türkiye'de sürdürülebilir kentsel gelişim ağını kurdular. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu sürdürülebilir kentsel gelişim ağının kurucu üyeler içerisinde yer almakla beraber kendi deneyimlerimizi paylaştıktan sonra diğer belediyelerin rızası ve onların da kabulüyle birlikte bu ağın tamamen sekreterya görevini üstlenmiş olduk. Sağ olsunlar bize tabii sekreterya görevini yani delege edince burada ağır bir sorumluluk da ortaya çıktı. Evet, bunun yepyeni bir açılım şimdi. Evet, bunun gereğini de yapmamız gerektiğini düşünerek hareket ettik ve ilk önce İzmir'den bir model tasarlamak istedik ve bu modeli diğer belediyelerce de örnek alınması gerektiğini düşündük. Peki bu model nasıl? Yani bu modelin oluşturulması için nasıl bir yöntem uyguladınız? Ve tabii göstergelerle, Birleşmiş Milletler'in göstergeleriyle olan ilişkisine nasıl bir açılım getiriyor? Tabii şöyle izah edeyim hocam. Yani bugün sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesinden bahsediyorsak burada en önemli şey kesinlikle yerel yönetimlerin kendi bünyelerinde sürdürülebilirlik ofisleri kurmalarıdır. Biz bu sekreterya görevini aldıktan hemen sonra kendi ilçe belediyelerimize bir çağrıda bulunduk. Kendi deneyimlerimizi aktaran da bir üst yazıyla birlikte bunun yanı sıra ilçe belediye başkanlarımıza stratejik plan toplantıları kapsamında sunumlar da gerçekleştirerek
hem sürdürülebilirlik ofislerinin önemini anlattık hem de bunların ivedilikle kurulmasını rica ettik. Belediye başkanlarımız da bu konuda gayet iyi bir duyarlılık gösterdiler ve hemen meseleyi özümsediler. Bu nedenle bu yaptığımız çağrı toplamda 25 ilçe belediyemizde karşılık buldu. Yani diyebiliriz ki bugün İzmir'in 25 ilçesinde sürdürülebilirlik ofisleri kurulmuş durumdadır. Ama tabii bununla yetinmedik. Çünkü mesele sadece sürdürülebilirlik ofisleri kurulmakla bitmiyor. Kentin sürdürülebilirliğinden bahsediyorsak, kente dair yeni bir mekanizmanın da, yeni bir yönetim mekanizmasının da tasarlanması gerektiğini düşündük sürdürülebilirlik perspektifiyle. Bu noktada çok özgün bir yapı ortaya çıkardık. Bu yapı temelde 3 ayağa dayanmakta. Bunlardan ilki İzmir için sürdürülebilirlik kurulu dediğimiz bir üst kurul. Bu kurul tamamen kentsel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla politikalar geliştiren, stratejiler üreten bir üst kurul. Baktığımız zaman bu kurulun içerisinde sizin de dahil olduğunuz hocam, sizin gibi kıymetli hocalarımızın yer aldığı, üniversitelerden temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerimiz, özel sektör ve diğer kamu sektöründen temsilcilerimiz bulunmakta. Yani bu kurulda öngördüğümüz kompozisyon aslında bir nevi daha konuşmamızın başında bahsettiğimiz Kent İttifakı'nın ölçeğini kurula taşımak oldu. Şimdi bu kurulun üretici politika ve stratejicileri uygulaması gereken de bir yapı olmalı diye düşündük ve bu nedenle kurula bağlı çalışma grupları oluşturduk. Bu çalışma gruplarının her biri küresel hedeflerin kendi adıyla kuruldu. Bugün itibariyle baktığımızda 6 çalışma grubu var. Yani bu çalışma gruplarından bahsetmek gerekirse kısacası yoksulluğa son çalışma grubumuz mevcut. Sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, sorumlu üretim ve tüketim, barış, adalet ve güçlü kurumlar, hedefler için ortaklıklar, iklim eylemi, yenilenebilir enerji diye bahsedeceğimiz temel çalışma grupları her birisi kendi projelerini üretme suretiyle bu projeleri ilçe sürdürülebilirlik ofisleriyle beraber kurguladılar. Çalışma gruplarından temel amacımız şu, çalışma gruplarını olabildiği kadar büyüterek bu noktada ilçe sürdürülebilirlik ofislerine ya da toparlamak gerekirse ilçe belediyelerine destek olmalarını amaçlıyoruz. Yani bu noktada çalışma gruplarının her biri ilçe belediyelerinin kapasitesini geliştirmek amacıyla kurulmuştur diyebiliriz. Bu noktada ilçe sürdürülebilirlik ofisleriyle beraber ortak eğitim çalışmaları, atölye çalışmaları ve bunun yanı sıra ortak projeler oluşturma konusunda tamamen demokratik bir biçimde müzakere ederek hem bu projeleri şekillendiriyorlar hem de ilçe belediyelerimizin bugün kendi insan kaynaklarıyla yapamayacağı projelerin üretilmesini sağlayarak, eğitim programlarını oluşturarak bir nevi onların bütçesi üzerindeki potansiyel bir yükü ortadan kaldırmış oluyorlar. Bu çalışma grubu tabii ki hocam. Tabii şeyi bütüncül olarak baktığımızda bu kent hukuku, kent ittifakı diye vurguladığınız iki temel kavram var. Sizi tetikleyen bir şahsen hani çok önemsediğiniz ve altını çizdiğiniz hem de İzmir farkı diye ben hep okuyorum onu. Bu iki ana nosyon çerçevesinde Birleşmiş Milletler'in aslında işte bu yoksulluğa son, sorumlu tüketim, şehirler üzerinden sürdürülebilirlik, barış ki hani değil mi en önemli kelimelerimizden biri, güzellik yarışmalarının ötesinde bir kavram ve içini doldurmak gerekiyor günümüzde. İklim ve tabii ki yenilenebilir enerji tam 21. yüzyılın en kritik sorunlarıyla aslında sahada yüz yüze gelmekten bahsediyoruz. Biz iki hafta önce elektrikler kesildiği için aslında kaydı bir şekilde gerçekleştiremedik. Yani tam da gündelik hayatımızda, pratikte enerjiyle olan ilişkimiz çok sıkıntılı ve 21. yüzyılda yeni eşitlikçi, demokratik açılımlar yapmak gerekiyor. Peki bu çalışma grupları, bu çerçevede belirlenen çalışma grupları, Birleşmiş Milletler göstergeleriyle, yani bir parça grupların amaçlarından veya masaya getirdikleri projelerinden söz etmek mümkün mü? Yani çalışma grubu deyince hepsi gönüllülükle o mekandalar, o gruptalar. Ama hani masadaki getirilen konular, projeler nedir? Biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle hocam. Yani bu tabii ki çalışma gruplarımız kesinlikle bu noktada gönüllü çalıştıklarını belirtmemiz lazım. Aslında yapının tamamı
gönüllülük esasına dayalı. Yani ben özellikle eğer ki yerel yönetimlerde bir sürdürülebilirlik meselesi ele alınacaksa ve bununla ilgili yapılacak olan işlerde gönüllülük esasının birinci koşul olduğunu düşünüyorum. O noktada çok doğru bir ekleme yaptınız hocam. Bunu öncelikle vurgulamak isterim. Çalışma gruplarımızla ilgili biraz daha detaylı bir bilgi vermem gerekirse, az önce bahsetmiş olduğunuz yoksulluğa son çalışma grubumuz bugün itibariyle İzmir'in yoksulluk envanterini çıkartmak için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bugün yoksulluğun birçok tanımı olduğunu biliyoruz literatürde. Ama tabii ki bu yoksulluğun genel geçer bir kavram olarak her yere uyarlanabileceğini maalesef söyleyemeyiz. Çünkü her bir coğrafyanın, her bir bölgenin kendine ait dinamikleri var ve bu dinamikler farklı yoksulluk türlerini ortaya çıkartıyorlar. Biliyoruz ki bugün İzmir her ne kadar Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olsa da bugün Tunç Başkanımızın özellikle vurguladığı arka sıradakiler diye tabir ettiğimiz bölgede çok farklı yoksulluk tipleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle pandemi süreci bunun ne kadar vahim bir boyuta vardırdığını bize gösterdi. O nedenle birinci aşamada kurmuş olduğumuz bu çalışma grubu bu yoksulluk envanterini çıkartmak ve bu envanteri çıkarttıktan sonra bununla ilgili üretilebilecek olan politikalar ve somut uygulamaları da geliştirmek için ayrıca çalışmalarını yürütecekler. Bunun yanı sıra baktığımız zaman bugün iklim eylemi çalışma grubumuz İzmir'in iklim eylem ve adaptasyon planlarını hazırlamak için çalışmalarını yürütüyorlar. Bugün baktığımızda yine sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları grubumuz, gerek sorumlu üretim ve tüketim grubumuz, özellikle İzmir'in kalkınmasında hayati bir öneme sahip olan mavi ve yeşil büyüme stratejisi odaklı çalışmalar yapıyorlar. Ama bu çalışma gruplarımız tabii ki bu çalışmalarını yürütürlerken çeşitli kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yapıyorlar. Bunun da altını çizmem gerekir. Özellikle mavi ve yeşil büyüme stratejisinin bugün İzmir Kalkınma Ajansı'nın da önceliklerinden biri olduğunu biliyoruz. Hatta onların da kendi içerisinde kurmuş oldukları bir yapı var. Biz bu yapıyla tamamen temas ettik. İzmir Kalkınma Ajansı'nın çok değerli Genel Sekreteri Mehmet Yavuz Bey'le de yapmış olduğumuz görüşmeler çerçevesinde o da bizim bu çalışmalarımızda bulunmayı kabul etti ve onlar da birer temsilcilerini göndermiş durumdalar. Bugün itibariyle İzmir için çok önemli bir noktada olan limanın geliştirilmesi, liman ekonomisinin büyütülmesi için bu çalışma gruplarımızda faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyorlar diyebilirim. Tabii hem de bir taraftan da Doğu Akdeniz'deki en önemli kentlerden, en kadim kentlerden biri olarak bunun tekrardan öneminin vurgulanması ve liman kenti kimliği üzerinde uluslararası ilişkiler de aslında o bağlantı değil mi? O ayak da kendi başına değil dünyaya açılan, havzasına açılan bir kent aslında. Kentsel başka türlü bir atılım, başka türlü bir sürdürülebilirlik modelini de tetikleyebilir tabii bu. Çok doğru. Zaten bu konuşmanın özellikle az önce vurgulamış olduğunuz Akdeniz Liman Kenti kimliği bizim olmazsa olmaz karakterimizi oluşturuyor. Yani kent karakterini oluşturuyor diyebiliriz. Bugün baktığımızda İzmir 5000 yıllık bir tarihi liman kenti. Bugün Akdeniz Çanağı'nın belki de en önemli liman kentleri arasında yer alıyor. Ve biz bu noktada eğer mavi büyüme stratejisine dayalı bir politikayla tekrar bu liman ekonomisini canlandırabilirsek bu noktada İzmir'in özellikle Tunç Başkan'ın seçim zamanında vaat etmiş olduğu Akdeniz Çanağı'nda tekrar önemli bir liman kenti haline getirmek amacı gerçekleşmiş olacak diyebiliriz. Ve bu çalışma gruplarımızda tabii ki bu noktada sadece İzmir Kalkınma Ajansı kapsamında değil, buna benzer kurum ve kuruluşlarla da ortaklık kurma çabası içerisinde. Biz bunu çözüm ortaklığı olarak tarif ediyoruz. Başka hangi kurumlar var? İzleyicilerimiz merakla onu da öğrenmek isteyebilirler. Tabii ki. Bugün bu kurmuş olduğumuz, aslında biz buna çözüm ortaklığı diyoruz. Yani çözüm ortaklığı modelimiz az önce bahsetmiş olduğum yapının üçüncü ayağı. Yani bir kurulumuz var, bu kurula bağlı çalışma grupları ve bu çalışma gruplarıyla beraber hareket eden çözüm ortaklarımız. Çözüm ortaklarımızdaki düşüncemiz hep şu olmuştu. Biz biliyoruz ki kent ittifakını kurabilmek için yalnızca yerel yönetimlerin kendi çabası yeterli olmuyor. Bunun haricindeki kurum ve kuruluşlarla da ortaklık geliştirebilmek, İş üretebilmek olmazsa olmaz koşullarımızdan bir tanesi. İşte o nedenle üniversitelerimizle görüşmeler gerçekleştirdik. Sağ olun hocam, sizler de bizim ricamızı kırmadınız, aramıza katıldınız. Bunun benzeri özel sektörden kuruluşlarla da irtibata geçtik. Şu an hep anlattığımız zaman, yapımızı tanıttığımız anda onlar da büyük bir ilgi gösteriyorlar ve bu yapının birer parçası olmak istiyorlar. Şunu söyleyebilirim, bugün bu yapının içerisinde
ESİAD bulunmaktadır. Ege Sanayici İş Adamları Derneği. Onlar kendi temsiliyet üzerinde varlar. Aynı şekilde bugün İzmir Kent Konseyi daha henüz taze bir şekilde aramıza katılmış durumda. Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar çalışma grubumuz, onların da katılımıyla beraber daha da zenginleşecek. Çünkü harika. Biz sürdürülebilirliği sadece yerel yönetim boyutunda kurgulamıyoruz. Az önce bahsettiğim, eğer kent ittifakından hakikaten somut bir şekilde bahsetmek istiyorsak sürdürülebilirlik meselesini vatandaşımızın da gündemi haline getirmemiz lazım. Kesinlikle. O zaman burada en kritik kurumlardan bir tanesi de tabii ki İzmir Kent Konseyi oluyor. Onlar da bu noktada çalışmalar yapacaklarını ve bizimle beraber ortak çalışmalar sürdüreceklerini söylediler. Bir de UNDP var, onu unutmadan söyleyeyim. Çok önemli. UNDP de bizlerle beraber, çünkü eğer sürdürülebilirlikten bahsediyorsak en doğal paydaşımız tabii ki onlar. Çünkü Türkiye'de de kalkınma meselesinin birinci derecede muhatabının UNDP olduğunu biliyoruz. Yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. Onlarla da üst düzey görüşmelerimiz oldu ve o noktada bizlerle beraber her türlü çalışmayı gerçekleştirebileceklerini ve her türlü katkıyı verebileceklerini söylediler ve onlarla beraber de bu yolculukta bulunuyoruz. Bu tabii çok boyutlu bir ağ dönüşüyor. Bütün diğer paydaşların, hem yerelden hem evrensel paydaşlar müthiş bir ağ örgütlüyor. Peki öğrenmek için aslında şeyi merak ediyorum. Bu dünyadaki yerelleşme örneklerinde de bizim buradaki yerelleşme sürecimiz diğerleriyle örtüşüyor mu? Veya bize özgü başka durumlar var mı? Nasıl kesinlikle bir fark yaratıyoruz İzmir olarak veya benzer yönlerimiz var mı? Kesinlikle örtüştüğünü söyleyebilirim. Hatta biz aslında biraz daha özgün bir model bile ortaya çıkartıyoruz demem mümkün. Çünkü şöyle, aslında şundan biraz bahsetmem lazım. Bugün biz 17 küresel hedefi çok biliyoruz ama bundan da önemlisi bu hedeflerin altında bir de alt hedefler var. Yani 17 küresel hedef, bu küresel hedeflerin altında 169 tane alt hedef ve bu alt hedefe hizalı 232 tane küresel gösterge. Bugün en önemli kısım bence burasıdır. Çünkü yarın bir gün biz sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi neyle ölçülecek? Bunu nereden anlayacağız gibi bir soruyla karşı karşıya kalırsak aslında bu alt hedefler ve bu göstergeler bizim için yol gösterici oluyor. Biz bu noktada şunu düşündük, dedik ki biz bu alt hedefler kapsamında çalışmalarımızı sürdürmeye gayret edeceğiz. Çünkü bu alt hedefler size yerel yönetimler olarak özellikle geçmişte gerçekleştirdiğiniz projeler ve gelecekte tasarladığınız projelerin aslında hangi alt hedefe hizmet ettiğini ve bu noktada hangi bölümde zayıf kaldığınızı, hangi noktada güçlü olduğunuzu gösterme gibi bir imkan yaratıyor. Şimdi buradan baktığımız zaman bizim temel amacımız şu: Avrupa'da yapılan çalışmalar bugün itibariyle daha çok farkındalık çalışmaları ve kampanya düzeyinde yürüyor. Onlar genelde yapmış oldukları projeleri ve faaliyetleri hedeflere hizalama yönünde, yani küresel hedeflere hizalama yönünde bir gayret içindeyken bizim daha büyük bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz kabul etmemiz gerekir ki koşuda biraz onlara göre geriyiz. Çünkü sürdürülebilirlik meselesi onların birer kültürü olmuş durumda. Baktığımız zaman Avrupa'nın son 250 yıllık tarihi aslında bir nevi sürdürülebilirlik kültürü tarihi. Şimdi bizim onları yakalayabilmemiz için hızlıca adımlar atmamız şart. Bu nedenle bizim temel amacımız tamamen İzmir'e özgü yerel göstergeler seti hazırlayarak ve bu göstergeler setini de gönüllü yerel gözden geçirme raporlarına aktararak kendimizi dünyada konumlandırdığımız yeri göstermek ve Avrupa'daki, batıdaki diğer metropol belediyeleriyle karşılaştırabilmek. Bu bizim için çok önemli hususlardan bir tanesi. Bugün baktığımız zaman gönüllü ulusal gözden geçirme raporlarının olduğunu biliyoruz. Bu raporlar Türkiye'nin de aynı zamanda hazırladığı raporlar arasında yer alıyor. Fakat yerel gözden geçirme raporları bugün dünyada çok yaygın değil. Sadece 22 belediyenin bugüne kadar bunu yaptığını biliyoruz. Belki sayısı 1-2 daha artmış olabilir, emin değilim. Ama temel hedefimiz İzmir'in sürdürülebilirlik konusundaki genel fotoğrafını çekerek ve bunu bir rapor haline getirerek bunu Birleşmiş Milletler'e sunmak ve bu noktada İzmir'in önünü açabilecek bir süreci başlatmak. Bu süreç bir yıllık bir süreç midir? Nasıl, bu raporlamalar, gösterge tespitleri, değerlendirmelerin zamanlaması nasıldır?
Şu an veri toplama aşamasındayız. Bu veri toplama aşamasında ilçe belediyeleriyle eğitim programları gerçekleştirdik. Bu eğitim programları kapsamında özellikle ilçe belediyelerimizden topladığımız verilerin her birisini işleyip onlarla yine aynı şekilde müzakere ederek bu verileri topladıktan sonra buna yönelik hem bir gözden geçirme durumumuzu yapmak hem de İzmir'in gelecekteki senaryolarını da oluşturmak istiyoruz. Bunu 2021 yılı öncesinde yapmak mümkün değil. Kendimize koyduğumuz takvim 2021 Mart itibariyle bunu başlatmak ve en geç 2021 sonunda tamamlayıp bunu Birleşmiş Milletler'e teslim etmek. İstiyoruz ki İzmir bunu yaptığı zaman İzmir küresel gündeme yabancı olmadığını ispat edecek ve aynı zamanda dünyanın önde gelen belediyeleriyle yan yana alınabilir bir duruma kavuşacak. Yani buradan kastım şudur. Bugün baktığınız zaman bir Londra, bir Manchester, bir Bristol, Barcelona, Hamburg, Berlin gibi şehirler bunu yapabiliyorken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bunu yapması demek üst düzey demeyeyim ama dünyanın yani önde gelen bir ligi olduğunu düşünürsek bu ligin büyük oyuncularıyla yan yana anılabilme imkanı olacak. Müthiş, müthiş. Peki şeyi merak ediyorum. Yani bu müthiş düşler. İnsan dinledikçe çok etkileniyor. Aslında çok net bir yol haritanız var, eylem planınız var. Ama bir de hani gündelik hayatımızda işte bütün dünyayı etkileyen bir COVID-19 süreci var. Yani bu 3 aylık sürede hepimizde başka türlü bir içe dönüş, atıllaşma, normalin ötesinde bir atıllaşma diye ben gözlemliyorum. Ama bir taraftan da belediyenin işte tam da bu yoksullukla mücadelede hani ben binlerce aileye destek paketi gittiğini hani şahsen gözlemliyorum. Bütün enerjisi değil mi kriz döneminde, risk yönetiminde. Belediyenin, yerel yönetimin başka bir şeye karşı. STK'ların da öyle. Yani STK'lar ve belediyenin işbirliğiyle bu yoksullukla savaş, kent yoksulluğuyla savaş ana eksendi, öne çıktı diye gözlemliyorum. Yani bütüne baktığınızda bu ağı nasıl etkiledi? Sizin çalışmalarınızı yavaşlattı mı? Veya tetikledi mi? Hani başka türlü bir etkisi de olabilir tabii. Bir parça onu açar mısınız? Şöyle izah edeyim, bu bizim çalışmalarımızı kesinlikle yavaşlatmadı, aksine daha da hızlandırdı diyebiliriz. Çünkü bu tür kriz zamanlarında acil çözümlere olan ihtiyaç giderek daha belirgin hale geliyor. Bu noktada hem yani yerel yönetimler olsun, hem de bu kentin içerisindeki diğer paydaşlar, diğer aktörler kendilerince hızlı çözümler üretme çabası içinde oldular. Bizler de aynı şekilde bu yapıyı kurguladıktan sonra ve hayata geçirdikten sonra pandemi süreci boyunca nasıl ilerlememiz gerektiğine dair acil eylem planlarımızı da oluşturmuş durumdayız. Ama bir şeyin altını önemli çizmek isterim. Bu pandemi sürecinin bize kanıtladığı çok temel bir şey var. Gelecek hakikaten yereldi. Bugün baktığımız zaman bu tür kriz ortamlarında merkezi yönetimlerin bu krizlere çözüm üretebilme kabiliyetlerinin son derece düşük olduğunu görüyoruz. Hatta yer yer geliyor, yetersiz duruma bile düşebiliyorlar. Bugün baktığımız an itibariyle maskenin dağıtılmasında, yani bu pandemi sürecinde maskenin dağıtılması merkezi hükümet için büyük bir sorun haline dönüşürken, yerel yönetimler hayata geçirdiği uygulamalarla ihtiyaç olan maskeyi vatandaşlarla buluşturabildi. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bankamatik gibi maskematik süper bir maskematik uygulaması, tam da onu söyleyecektim. Ha. Yani bugün itibariyle yanılmıyorsam 5 milyon adet maskematik dağıtılmış durumda. Gerçekten inanılmaz evet, sayılır. Belki şu an fazlası bile vardır. Ben eksik kalmış olabilirim ama en son bildiğim rakam 5 milyondu. Ve bu sayı her geçen gün artarak devam ediyor. Sizin az önce bahsetmiş olduğunuz dayanışma kapsamında kent yoksulluğunun önüne geçebilmek, bununla mücadele edebilmek için hazırlamış olduğumuz bu dayanışma gıda paketleri birçok vatandaşımıza ulaşmış durumda. Yanılmıyorsam 60 bin hanenin üzerinde bir rakama ulaşıldı ve bu dayanışma paketleri tamamıyla gönüllüler aracılığıyla ve belediyemizin sorumlularıyla dağıtılmış durumda. Öyle bir dayanışma modeli ki bakıyorsunuz bugün İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e ve diğer büyükşehir belediyelerimize askıda faturadan tutun da buna benzer kentin dirençliğini arttıran bütün meselelerde gayet yaratıcı çözümler oluşturduklarını ve bunları kalıcı hale getirdiklerini görüyoruz. Bu çok önemli bir şey. İzmir Büyükşehir Belediyesi bugün kentin dirençlilik raporunu yayınlayan ve bunu kamuoyuyla paylaşan tek belediye. Temennimiz o ki
bugün Türkiye'nin tüm büyük şehirlerinde ve hatta ilçe belediyelerinde, bu sadece büyük şehirlerin meselesi olmamalı, kentin, şehrin dirençlilik raporlarının ortaya çıkması ve dirençlilik eylem planlarının olması. Zaten hocam biraz da mesele bu değil midir? Yani sizin bir kent politikanız yoksa, bir kente dair stratejiniz yoksa nasıl bir kalkınmadan bahsetmek mümkün ki? Hayat bizi tam da o noktaya götürüyor. Çok doğru. Kent sürdürülebilirlik meselesi bu kadar önemli. Evet ve kentsel sürdürülebilirliği aslında dirençlilik, resilience kavramından ve onun süreçlerinden kopararak gerçekleştirmeye olanak yok. Peki ben son soru olarak, yani tam da bu geldiğimiz noktada COVID'de de gözlemlediğimiz ama aslında sürdürülebilir kentsel ağlar için de aynı şey söz konusu olabilir. Aslında bu müthiş düşleri olan, hedefleri olan bir yapılanma, amaçlar olağanüstü ama pek çok amaç da belediyenin yetki alanlarının, yetki sınırlarının ötesinde değil mi? Yani sonuçta merkezi yönetilen bir ülkedeyiz ve belediyelerin yetki alanları bu kadar kısıtlıyken, yani bu küresel, evrensel amaçların yerelleştirme sürecinde sıkıntılar, kısıtlar yaşanmayacak mı? Öngörünüz nedir? Hocam bence işin esas noktası ve kritik noktası tam da burası. Çünkü baktığımız zaman bazı şeyleri açıklıkla konuşmakta fayda var. Yani bugün bu ülkenin kalkınmasından bahsediyorsak, refahın adil paylaşımından bahsediyorsak ve bu ülkenin daha iyi bir yerde olmasını istiyorsak rollerin iyi tanımlanması lazım. Çok açık bir şekilde şunu söylemek lazım. Eğer ki bugün Türkiye'nin önemli bir kısmı kentlerde yaşıyorsa, o zaman kentlere verilecek olan sorumluluklar, kentlere tanınacak olan alanların kapsamı genişletilmeli. Yani bu noktada kentin boğazını sıkmanın, kentin yapacağı işlerin önüne engel koymanın hiçbir mantığı yok. Bunu yaptığınız zaman kendi vatandaşınızı ilk başta zor duruma sokuyorsunuz. Onun daha sağlıklı bir ortamda büyümesini, gelişmesini engellemiş oluyorsunuz. Bu ekonomiye de zarar veriyorsunuz. Yani bugün esas itibariyle sürdürülebilirliğin gelmesi gereken nokta az önce saymış olduğunuz kent ittifakı, kent hukuku ve hatta bir kent piyasası, kent ekonomisini hayata geçirebilmek. Bu çok önemli bir husus. Eğer ki siz kent ekonomisini sürdürülebilir kılmazsanız, bu ekonomiyi büyütme yolunda kararlar ve politikalar geliştirmezseniz, o zaman sizin buradan bir aydınlık çıkışa varmanız mümkün değil. Eğer bir merkezi yönetim, yerel yönetimin önünü burada kısmaya başlarsa, bu sadece o kentin değil, Türkiye'nin de karanlık bir noktaya gitmesi demek. Ya da bunu Türkiye ile de sınırlandırmayalım. Dünyanın herhangi bir bölgesi için de, ülkesi için de aynı şeyi söylememiz mümkün. O zaman kritik olan nokta şurası. Kentler sadece neyi yaptıklarını anlatmamalı, neyi yapamadıklarını da anlatabilmeliler. Ve bu noktada nasıl yapılması gerekiyorsa da bunu bir politika haline dönüştürüp, bunu bir strateji haline dönüştürüp, dönüp bunun sorumlusu, birinci derecede muhatabı kimse, yani buradan kastım parantez içerisinde, eğer merkezi yönetimse ya da farklı bir muhatapsa bunu rahatlıkla paylaşabilmeleri lazım. Eğer bunun önü açılmazsa o zaman kentlerde bir felaket ortaya çıkacak. Bu felaket durumunun ortaya çıktığı yerde de o ülkenin ne duruma gittiğini görebiliyoruz. Yani siz maazallah diyelim ki yoksulluk aşırı boyuta varırsa bu ülkede barış ve huzur ortamının olabileceğini düşünüyor musunuz? Böyle bir şey mümkün değil. O zaman bu noktada çok kritik kararlar almak lazım. Hem kentin vermiş olduğu kararlara saygı duyulmalı, hem bu kentin hazırlamış olduğu politikalar desteklenmeli ve bunun önü açılmalı. Çok temel bir şeyden bahsediyoruz aslında. Sürdürülebilirlik bir ülke için diyaloğu kurabilme ve bunu geliştirebilme kapasitesiyle ölçülür. Sayın Başkan, olağanüstü bir yerde ve çok kritik bir noktada toparladınız. Ama her zamanki gibi de süremizin sonuna geldik. Tam da bu son soru üzerinden yaptığınız açılımla, yani kentsel istihdam politikaları, ekonominin sürdürülebilirliği ve bu yerelin güçlenmesi ve kentin güçlenmesi üzerine, o zaman biz bir başka bir program sözü daha alalım. Sonbaharda tam da bu konu odaklı yeni bir programda buluşmak üzere diyelim. Çok çok teşekkürler. Çalışmalarınızdaki başarının devamını diliyoruz. Hem kent için hem de bu doktora çalışmalarında da ben eğitimci şapkamla o tarafı ihmal etmek istemiyorum. İkisi birbirini zaten çok besliyor diye gözlemliyorum. Çok çok teşekkürler Sayın Başkan. Güzel bir ben gün. Ben çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Her pazartesi bizi izlemeye devam edin. Şehirleri konuşmaya devam ediyoruz. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.